genç kardeşlerim, hepiniz bu anlamlı geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Selamun aleyküm. İnanıyoruz ki bu sefer Allah'ın izniyle üç inar bayrağı Çankırı Kalesi'ne dikecek. Belediyecilik halka hizmet, hakka hizmet etmenin en güzel yeridir. Belediyecilik dokunmaktır. Belediyecilik düşünmektir, hissetmektir. Gülümseyen yüzdür, cömertliktir. Uzatılan sıkmaktır. Darda kalanın yardımcısıdır belediyemiz. Belediyecilik namustur, haysiyettir, şereftir. Bunlar da Milliyetçi Hareket'in karakterinde mevcuttur. Bu Hakkı Yalçın seçimi kazandığında partiyi değiştirecek. Sizleri yarı yolda bırakacak. Sizlerin başını öne eğdirecek. Size namus ve şerefim üzerine yemin ederim ki mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlılığım bir ömür sürecek, bir ömür. Ve beni bu davamdan, Milliyetçi Hareket Partisi sevdamdan hiçbir güç ayıramayacak. Siyasi rakiplerimiz belediyenin ellerinde gideceğini anladıkları için bu yalanları söylüyorlar. Biz kimseye eğilmedik. Eğilmeyiz de eğilmeyeceğiz. Tek bir yer var, o da Allah'ın huzurudur. Hakkı Yalçın Irgaz'da 2 sene belediye başkanlığı yapmış ve kaçmış diyorlar. Diyorlar ki yalancılar hanım lokalini kapatacakmış. Yazıklar olsun size. O lokali daha çağdaş, daha güzel bir şekilde hanımların hizmetini açacağız. Bizim hanımlarımız her şeye layıktır. Helal olsun onlara. Diyor ki yalancılar gençlik lokalini kapatacakmış Hakkı Yalçın. Allah sizin bizim gençliğimizi ne hale düşürdünüz? Ne yüzle konuşuyorsunuz? O gençliğimiz göklere çıkaracağız. Daha güzel lokaller, daha güzel hizmetler vereceğiz. Onlara helal olsun. Diyor ki yalancılar, yalancılar ne diyor? Belediyede çalışan işçileri sokağa atacakmış. Belediyede çalışanları çıkaracakmış. Allah cezanızı versin. Ben o belediyeden bir kişi çıkaracağım. Başkanımız pankartlara şöyle yapmış, gördünüz değil mi? Her yere de asmış. Sizden helal işliyor, gidiyor, gidiyor. Anas para tutuyor. Yapılan diyor, parkları diyor, yıkacakmış diyor. Bak yine yalan. Sen mi yaptın o parkları? Beni abi yaptı. Beni abi niye yapıyor? Beni abinin çarkı Ankara'da oya ihtiyacı var, oya. Ankara'da 300 bin çankırı yaşıyor. Onların oyunu alabilmek için buraya parkları yaptı. Biz o parkları daha güzel yapacağız. Çankırı'ya yakışır ne varsa yapacağım. Bu sözü veriyorum size. Diyor ki yalancılar, ah bu yalancılar, iktidar partisi diyor biziz. Çankırı'ya diyor, ben gidersem diyor, çivi çakılmaz diyor. Ben de diyorum ki ne çivisi çaktı? Bana fabrika mı yaptı? 5000 kişilik istihdam mı sağladı? Ne yaptın bana, ne? Değerli kardeşlerim, iktidar partisini, belediyesini 10 senedir görüyorsunuz. 10 senedir.
çocuklarda mısın? Değilsin. Veli abi bir daha mı gelecek oraya? Gelemeyecek. O zaman oyu bana verin. Ben iktidarım. İktidar! Bakıyorsunuz iktidar partisi olmayanlara. Milliyetçi Hareket Parti belediyeleri, tarih yazdı kardeşlerim. Kastamonu'yu görüyorsunuz. Karabük'ü görüyorsunuz. Eskişehir'i görüyorsunuz. Manisa'yı görüyorsunuz. Biz onlarla yarışıyoruz. Onlarla. Sen kimden bahsediyorsun? Hadi oradan be! Belediye Sarayı. Çünkü bu kadar arsızla, bu kadar soysuzla, inanın bu kadar hırsızla başa çıkmak kolay bir şey değil.